Bu köy 97'de boşaltıldı. 2002'de doldu. 2002'de yine. Yani bu köy muhtarlığı da vardı. Bu köye 2002'den beri daha yani bir çivi çakılmamış. Hizmet yok. Gidiyoruz, kaymakamlığa gidiyoruz, valiliğe gidiyoruz, işte TEDAŞ'a gidiyoruz. Köyünüz diyor 20 kilometre diyor. Uzak diyor, kurtarmıyor diyor. Yani maliyet kurtarmıyor diyor. Öbür tarafta da kaymakamlığa gidiyoruz. Tabii o da diyor ki şey diyor, bütçe açığı var, bütçe yetmiyor diyor. Yani sorunlar büyük bu dönem. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hasta olduğu zaman zaten bağlantı kuramıyorsun, yani iletişim yok diyorum. Bağlantı kuramıyorsun. Geçen gün işte bu Gültaze Can Polat, benim şeyim, birinci yazan gelmişti, arıları yolda, araba ters dönmüş. Saat 4'te şeyi aradık, saat 2'de karakolu aradık. Saat 4'te geldi bir kepçe, bir traktör. Saat 7'de biz buraya gelmişiz. Yarım saatlik yol yani. Saat 7'de biz buraya gelmişiz. 4'te çıkarmışız. Saat 7'de buraya geldik. Burada arıları indirdik. Yani çok zor durumdayız. Daha önce mesela 80'de buraya elektrik geldi. Telefon geldi. Yol geldi. Burada her şey vardı. Çeşmeler vardı. Şu anda yani çeşme yok. Su içecek çeşmemiz yok. Tarlaları sulayacak suyumuz yok. Ceranımız yok, yolumuz yok. Çamaşır elle yıkıyoruz. Bir yemek yapıyoruz, bir misafirimiz geliyor. Bir süt alıyoruz, bir yoğurt alıyoruz. O bozuluyor, yiyemiyoruz. İkinci günü bozuluyor. Et hiç yiyemiyorsun. İletişim yok, yol yok. Yani ben ne anlatayım? Ha, biz gidiyoruz burada, gittikten sonra bir de o yetmiyor. Ovacık köylerinde işte Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, İzmir'den gelip bu köyü bir de tahrip ediyorlar. Olan bitkileri, ışkını, ondan sonra ay gülünü, ben sana ne diyeyim, eşyalarımıza zarar veriyorlar. Öyle de başa çıkamıyoruz. Öyle de başa çıkamıyoruz. Bir de sürü geliyor. Sürü devlet veriyor. 10 bin koyun, 20 bin koyun getiriyor. Biz arıcılık yapıyoruz. Bizim geçimimiz arıcılıktan. Köyün hepsi arıcı. Da var arıcı. Yolumuz yok, ceyranımız yok, suyumuz yok. Elektriğimiz yok. Ondan sonra çeşme sularımız yok. Ben daha ne diyeyim ki? Mağdur durumdayız. Şeye gidiyoruz, kaymakama gidiyoruz. İleri gidin. Para ödenek yok. 20 kilometre sizin şeyiniz var. Yolunuz çok uzak. O kadar ya, sizin yolunuzu yapacağımızda 4-5 köyün yolunu yaparız. Elektriğini getiririz. Valiye gidiyoruz yok. İl idareye gidiyoruz yok. TEDAŞ'a gidiyoruz yok. CİMER'e yazıyoruz yok. Biz daha ne yapalım? Gece oldu mu sabaha kadar ayı bekliyorum. Ben bir esketeyim. Benim eşim rahatsız. Kendim arıcılık yapıyorum. 170 tane arıya bakıyorum. 200 tane arıya bakıyorum. Bir hastamız oldu mu iletişim yok. Yani ölüp gidecek. Arıyoruz 112. Bizim sesimiz onlara gitmiyor. Onlarınki geliyor. Ama bizimki gitmiyor onlara. Düz sesinizi anlayamıyoruz. Elektrik yok, su yok, hiçbir yani teknolojiden hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Telefon yok, bir hastamız olsa hastaneye götürmek için yani kaç kilometre yol koşuyoruz ki araba getirelim. Hiçbir şeyimiz yok gerçekten. Hani bu çağda bunu yaşamak çok yani utanç verici bir şey. Her şeyimiz ilkel koşullarda yani hiç böyle teknolojiden hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Bütün mesela bir tereyağı olmuş 500 lira 600 lira alıyoruz, bozuluyor. Sular yok yakında, içeride su yok, bir şey yok, her şey bozuluyor, yemekler bozuluyor. İnanın ki o kadar zor şartlarda yaşıyoruz ki anlatamam yani. Biz ne yapacağız ya? Biz de bu Türkiye'nin insanlarıyız. Biz de bu memlekette yaşadık. Bu Türkiye'nin evlatlarıyız. Yani biz başka yerden gelmedik ki. Biz seçim olduğu zaman yanlarımıza geliyorlar, oyu istiyorlar. Ama seçim olduktan sonra, bittikten sonra bizi unutuyorlar. Sesimizi duyuramıyoruz kimseye. İlla ölmemiz mi gerekiyor?